Merhaba sayın izleyiciler. Nisyana Veda programımızın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün gene geçmişe bir yolculuk yapacağız. Ve belki de hepimizin merak ettiği fakat ayrıntılarını çok bilmediği ve çok da önemli olan bütün insanlık tarihi boyunca belki de tarihe yön vermiş bir aleti, bir savaş aletini, bir av silahını tartışacağız. Her zamanki gibi çok değerli iki konuğumla birlikteyiz. Öncelikle size tabii onları tanıtayım. Efendim, çok saygıdeğer Doktor Murat Özveri, kendisi Trendaz Okçu Grubu'nun öğretmenlerinden ve yaklaşık 10 yıldır bir ok atıcısı. Okçuluk hakkında Merak Ettiğiniz Her Şey adlı 2006 yılı kitabının da, baskılı kitabının da yazarı. Çok hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Sağ olun. Davetiniz için biz teşekkür ederiz. Öteki tarafımda ise gene okçuluk Trendaz okçularından avukat Cem Özcan. Kendisi de gene uzun yıllar ok atıcısı. Ve sadece bu iki konuğum bu okçulukla ilgili bilgileri araştıran, bunu bugün uygulamaya çalışan insanlar değil, aynı zamanda yaptıkları akademik çalışmalarla da bize çok kıymetli bilgiler bulan, keşfeden insanlar. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler, çok sağ ol, hoş bulduk. Tabii okçuluk, ok, yay deyince inanılmaz geniş bir konudan, insanlık tarihi boyunca çok önemli bir silahtan bahsediyoruz. O yüzden hemen biraz tarihinden başlayalım istiyorum. Murat Bey, sizle başlayalım. Malum okçuluk hem avda hem savaşta kullanılmış ve aslında olağanüstü bir icat bu anlamda. Biraz bize tarihinden şöyle bir ana geçiş aşamalarından, tabii, nasıl bu silah insanlık tarihiyle özdeş, tabii, bahseder misiniz? Oradan da diğer ayrıntılara geçelim. Seve seve. Ok ve yayın en az 15 bin yıllık bir geçmişi var. Bunu 50 bin yıla kadar çıkaran araştırmacılar var. Fakat okçuluğun kesin delili olan yay, ok gibi malzemeler dekompoze oldukları için, arkeolojik buluntu olarak günümüze ulaşmadığı için ve taş uçların bir kısmının oka değil mızrağa veya mızrak türlerine ait olması ihtimali sebebiyle 15 bin yıl önceye kadar tarihlendiriliyor. Bugün paleolitik dönem ve mezolitik döneme ait duvar resimlerinde, bunlar İspanya'da, hatta bir tanesi Türkiye'de, Türkiye topraklarında, Güneydoğu'da, ok ve yayla hem avcılık hem insanlar arası kavgalarda, yani savaşlarda kullanıldığına dair tasvirler var, görsel malzeme var bunu ispatlayan. Yani 15 bin yıllık geçmişi var. Bundan önce mızrak ve bir ara geçiş silahı denilebilir. Aztekçe Atlatl veya Avustralya'da Vumera adıyla bilinen bir tür mızrak fırlatıcısı kullanılmış. Ama ok ve yay muhtemelen bir en az 15 bin yıl öncesinden beri insanlık tarihiyle iç içe. Ok ve yayın o kadar eski, evet, kullanımda olduğunu şuradan da çıkartabiliyoruz. 1990'lı yıllarda İtalya-Avusturya sınırındaki Alplerde bir ceset bulunuyor ve bu cesetin bundan yaklaşık 5000 yıl önce öldüğü tahmin ediliyor ve bulunduğu yerle anılıyor bu ceset. Ötzi adı. Ötzi'nin neden öldürüldüğünü araştırdıklarında sırtında bir ok ucu buluyorlar ve Ötzi'nin bundan tam 5000 yıl önce bir okla öldürüldüğü ortaya çıkıyor. Bundan da şöyle bir yorum yapabiliriz. Aslında bu yorum bize ait değil. Bir Pentagon tarihçisi, yanılmıyorsam, bunu söylüyor. Diyor ki ok ve yay şimdiye kadar yeryüzünde en çok canlı öldürmüş silahtır. Evet, bu galiba buzul adam, değil mi? Evet, bir buzul adam. Yani buzulun içinde saklı buzulun kalmış. Içinde saklı kalmış. Buzul mumyasıdır. Yedikleri bile midesinde o, evet, sırada. Ve yani son yemeğini bile biliyorlar. Ölüm nedeni de bir ok. Yani bir ok. 5000 yıl önce evet, bu kadar etkili bir silah. Hatta bu yayı, evet, ve oklarıyla bulunduğu için o dönemin yay ve ok teknolojisiyle ilgili de çok önemli bilgiler bize aktarmıştır. Ama hani bir savaş silahı olarak önemini göstermesi açısından bir ok ucunun cesedin içinde hala olması çok önemlidir. Şimdi Marmaray kazılarında çıkan parçalar da var sanırım. Evet, İstanbul'da çok, burada şimdi Yenikapı'da. Yenikapı'da da o 7800 yaşında olması ihtimali olan bir ahşap yay parçası bulundu. O ahşap parçaların prehistorik dönemden gelmesi özel koşullar gerektiriyor. Bunlar az önce söylediğim gibi dekompoze oluyorlar. Fakat bazı koşullarda işte ortamda prezervatif maddeler oluşmuşsa eğer doğal olarak, mesela tanik asit falan gibi, bunların içinde ahşap malzemede korunabiliyor. Dünyada 10 bin yıl öncesine kadar giden yay parçaları var. En eskilerden biri de Yenikapı'da bulunmuş olan. Peki en erken böyle 15 bin yıl dedik. Nerelerde ilk örnekleri gözüküyor ve hani böyle bir
coğrafya açısından düşündüğümüzde sanıyorum Avrasya'da, Büyük Avrasya'da değil mi? İlk örneklerini buluyoruz. Arkeolojik buluntu olarak tabii bu az önce bahsettiğim prezervatif madde üreten ortamlar genellikle göl kenarlarında. Bugün İsviçre, Danimarka, Almanya gibi ülkelerde turba bataklığı denilen bir ortamda bu maddeler korunuyor. Fakat Avrasya'dan bahsettiğiniz elbette kurgan kazılarında da çok eskiye kadar giden okçulukla ilgili malzeme, Çin mezarlarında çok eskiye kadar giden okçu yüzükleri bulunuyor. Bu coğrafya özellikle devamlılığı düşünüldüğü takdirde okçuluk sanatının Osmanlı'ya kadar sürecek olan okçuluk sanatının, bir savaş sanatı olarak okçuluğun, bir avcılık aracı olarak yayın ve okun geliştiği yer elbette. Yani Mezopotamya ve Avrasya. Avrasya tabii birçok da büyük imparatorluğa, büyük devletlere ev sahipliği yapmış bir elbette coğrafya. Çünkü tabii ki siyasi tarih, savaş tarihinden, askeri tarihten ayrı tutulamayacak bir şey. Dolayısıyla ok ve yay gibi on binlerce yıl belki en önemli uzun mesafe silahı olmuş olan bir alet elbette bu büyük medeniyetlerin kurulduğu bu coğrafyada önemli bir rol oynamış. Yani ordular açısından tabii elbette düşündüğümüzde değil mi? Bilhassa elbette barut, yani tüfeklerin çıkışına kadar. Şimdi bir at var tabii, çok önemli bir savaş şeyi, aracı aynı elbette zamanda. Atlı okçular var. Ondan önce hatta arabalar var, atlı arabalar var. Ama ok yay çok önemli bir tabii teçhizat askerler için. Söylediğiniz çok doğru. Atın bir binek hayvanı olarak kullanılmasından önce savaş arabaları var. Ve Anadolu'nun antikitesinde ya da antik dönem Anadolu'da işte Hititler gibi, ondan biraz daha yakın dönemde Urartular gibi, Mezopotamya'ya gidecek olursak Asurlular gibi, biraz aşağı inecek olursak Mısırlılar gibi savaş arabası ve yayı kombine bir silah olarak kendi savaş stratejileri içinde başarıyla kullanan milletler var. Bunlar dönemlerinin hem büyük medeniyetlerini kurmuşlar hem de önemli tabii savaş teknolojisi açısından önemli buluşlara imza atmış milletler. Anadolu coğrafyasında da tabii değil mi? Selçuklu, Osmanlı aynı şekilde elbette devamlılığı aslında sağlıyor. Aslında herhalde bu konuda Selçuklu'yu burada ön plana çıkarmak lazım. Çünkü Osmanlı'ya geldiğinizde barut ve dolayısıyla da top ve ateşli silahlar devreye girdiğinden bu konuda herhalde takdir edilecek veya savaşlarda çok iyi kullanan Selçuklular. Meşhur Bizans'a karşı vermiş oldukları evet, hatta daha savaşlarda, önce daha önce Haçlılara karşı verdikleri Kılıç Asır'ın Dolylium Savaşı'ndaki yani mağlubiyettir belki ama ok ve yayın çok etkili kullanıldı savaşlardan. Evet. Bir kayıtlar da var. Evet. Yani Selçuklu, Cem Bey'in söylediği gibi ok ve yayın Türkler tarafından en efektif kullanıldığı döneme ışık tutan bir kesit, tarihi kesit. Ondan önce mesela Göktürklere kadar gitmek mümkün. Orhun yazıtlarında ok ve yay kelimesinin az geçilmesi, az kullanılması, süng diye muhtemelen mızrak benzeri bir aletin daha çok zikredilmesini, ok ve yay kullanımının daha çok 8. yüzyıldan sonra Türkler arasında ön plana çıktığı şekilde yorumlayan araştırmacılar var. Ama Selçuklu'ya gelindiğinde gerek Haçlı raporları, gerek daha sonra Malazgirt, zaten aralarında çok ciddi bir şey yok, 20 senelik bir şey var biliyorsunuz. Düzeltiyorum, Malazgirt 1071'de 1096'dan itibaren Haçlılar geliyor. Her iki askeri karşılaşmalarda da Selçukluların ok ve yayı kullanmaları ile ilgili detaylı bilgi var. Çok sayıda ok taşıdıkları, üst üste çok ok attıkları, çok uzun mesafelerden ok attıkları i̇yi gibi kayıtlar oldukları var. Çok iyi okçu oldukları. Tus valisiyle meşhur o konuşma evet, vardır. Nedir mesela o Tus valisiyle? Murat hocam daha iyi anlatacaktır. Estağfurullah. Tus valisi ile Gazneli Mahmut arasındaki bir diyalog aktarılır. Burada getirdik örneklerini zaten. Evet, birazdan onlara bakacağız. Ben evet, de heyecanla bekliyorum. Evet. Evet. Asya okçuluğunun en önemli özelliği baş parmağına takılan bir yüzük vasıtasıyla ok atılması. Bu at üzerinde ok ve yayın çok etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar. Gazneli Mahmut devletinin hemen yakınında çoğalmakta ve güçlenmekte olan Selçuk konatından endişelenmektedir. Ve bunların askeri ve siyasi aktivitesini nasıl durduracağını düşünür. Tus valisi de ona şöyle bir öneride bulunur. Sultanım, bu adamlar okçulukta çok başarılı, çok cengaver insanlar. Baş parmaklarını kes, kurtul der. Gazneli Mahmut da der ki yahu tescil edilmiş bir suçu olmayan Müslüman ahaliye reva gördüğün bu mudur? Ne gaddar adamsın sen. Ve işte kardeşlerden birini İsrail Arslan Yabgu'yu bir işlet meclisinde sarhoş edip tutuklayıp rehin olarak tutarak Selçuklu hanedanının askeri aktivitesini bir süre
kontrol altına almayı başarır. Daha az gaddar bir metotla kontrol eder. Ama okçuluklarından bu kadar korkulduğu, Gazneliler gibi dev bir ülkenin, devletin dahi bundan çekindiğini gösteren bir tarihi belge bu. Peki yani başparmak, sizin de parmağınızda bir yüzük görüyorum. Bildiğim kadarıyla tabii zihkir olarak daha çok biliyoruz onu. Evet. Neden önemli? Yani başparmağın tamam bir önemi var. Biraz bize ondan da bahseder tabii misiniz? Sistemden ayıran. Evet. Bahsedebilirim. Şimdi burada gördüğünüz gibi değişik zihkirler getirdik. Evet, Farsça bir kelime bu. Şöyle birkaç örnek hemen elimize alalım. Evet. Şu şekilde. Zihkir, Osmanlı'nın telaffuz ettiği şekliyle de zehgir, Farsça bir kelime. Şiriş tutan demek. Şast da kullanılıyor. Bu niçin avantaj sağlıyor? Çünkü bu baş parmak çekişi, demin söylediğimiz gibi Asya kökenli okçuluğun alameti farikasıdır ve burada insanlar at üzerinde yaşayan göçebe topluluklar oldukları için orada kurulan konfederasyonlar ve daha sonra kurulan devletler de savaş stratejilerini ve ordularını bu atlı okçular üzerine kurdukları için bu teknik ya da bu savaş stratejisi kısa yay kullanmayı gerektirir ve bu kısa yayı rahat kullanmayı ve at üzerinde rahat kullanmayı gerektiren atış teknikleri geliştirmeyi gerektirir. İşte baş parmak çekişi bununla alakalıdır. Ben size burada ok ve yay kullanarak kısaca göstereyim. Evet, lütfen. Şimdi bu yay bir kompozit yay. Yani üç malzeme bir araya getirilerek yapılmış. Niye üç malzeme bir araya getiriliyor? Çünkü neticede bu esneyen bir malzeme. Eğer siz bunu sadece ahşaptan yaparsanız, mesela batıdaki örnekler gibi, İngiliz gibi porsuk ağacından tek parça. Evet. Başka herhangi bir. Evet. Yani Robin Hood filmlerinin yani alameti farikası. Bir anlamda çocuklukta yaptığımız gibi bir şeyi alıp basit ahşap yapmak. Evet. Ahşapta. Böyle bir yayda siz o ağacın kendi elastikiyetine, elastik kapasitesine güvenmek zorundasınız. Dolayısıyla hem ağacı ya da ağaç yayı uzun yapmak zorundasınız ve çok fazla bükülmeye maruz kalmayacak şekilde yapmanız lazım. Boyunu uzatarak bunu sağlıyorsunuz. Fakat at üzerinde, hatta ondan önce savaş arabaları üzerinde kullanmak üzere geliştirilen kompozit yayda yayın fonksiyon sırasında sıkışmaya maruz kalan tarafı ağaçtan sıkışmaya daha mukavim olan boynuz ile gerilmeye maruz kalan tarafı da ağaçtan gerilme kuvvetlerine daha mukavim olan sinir ile kaplanır. Yani bir esneme gücü veriyor. Arttırır. Esneme becerisini arttırır. Evet. Dolayısıyla daha kısa bir yayda siz aynı çekiş mesafelerine daha gelebilirsiniz. Depolarsın. Daha çok enerji depolarsınız. Evet. Peki böyle bir yayı nasıl kullanacaksınız? Böyle bir yay batıda yaygın olan tutup çekme metotlarıyla, yani kirişi tutup çekme metotlarıyla zor çekilebildiğinden, bilmiyorum şöyle göstereyim size. Evet. Böyle çektiğiniz zaman bu kirişin açısındaki daralma benim parmaklarımı sıkıştırır. Evet. Kısa bir yayı ancak tek noktadan tutarak çekersiniz. İşte bu yüzden baş parmak kullanılarak çekme metotları geliştirilmiş. Ama bu başka yararlar sağlamış. Okun baş parmak ile tutulduğunda mandal tabir edilen bu şekilde, bu Osmanlı'nın kullandığı metottur ama değişik Asya ülkelerinde, Asya okçuluk ekollerinde farklı mandallar vardır. Kore'ye kadar eğilir. Kore, Japonya birçok yani yerde. Yaygın bir coğrafyada baş parmak çekişi var. Moğolistan. Evet. Moğolistan'da var. Küçük varyasyonlarıyla var. Evet. Bu şekilde tuttuğunuz yay, şimdi göstereceğim. Yayı eğsem de, hareket ettirsem de, at üzerinde olsam da, sıçrasam da, düşsem de düşmez. Evet. Ve bu atış sırasında da stabil kalır. Yani vücudunuza bir anlamda bütünleşiyor. Entegre olur. Sanki elinizin ayağınızın uzantısı gibi olur. Hatta bu atış tekniği o kadar esneklik kazandırır ki savaşçıya. Mesela sanıyorum Alexios'un, yanlış söylemiyorum ama İmparator. Bizans imparatorlarından birinin Selçuklu'ya karşı yaptığı savaşlarda imparatorun atından düşürdüğü bir Türk'ün attan düşerken attığı ok ile imparatoru yaraladı. Yani o kadar stabil bir atış tekniğidir ki attan düşerken bile bu şekilde isabetli ok atabiliyorlar idi. Elbette at üzerinde geçen, ellerinden yayın okun düşmediği bir yaşam tarzının, steplerden getirdikleri bir yaşam tarzının kazandırdığı meleke ve beceriydi bu. Ama bu tekniğin, size sözünü ettiğim mandal, baş parmak çekişi, kısa kompozit yayın kazandırdığı teknolojik veya teknik avantajlarda bunda rol oynuyordu. Bugünkü yapmış olduğumuz, Trendaz grubu olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda da bunu test ettik. Üç parmak atışla baş parmak çekiş arasında aynı ok ağırlığında aynı yay çekiş kuvvetiyle baş parmakla yapmış olduğumuz atışlar üç parmağa nazaran hız olarak daha hızlı da çıktı.
Öyle de bir avantajı da sağlıyor. Mesafesini biraz o zaman arttırıyor mu diyebiliyoruz? Tabii mesafeyi de arttırıyor. Verimliliğini arttırıyor. Etki gücünü arttırıyor. Elbet, etki gücünü. Penetrasyon, yani hedef arttırıyor. Peki derine saplanma becerisi artıyor. Evet. Biz bunu işte Cem Bey'in söylediği gibi bir deneysel tarih çalışması aslında yaptığımız tirendaz olarak. Yani biz bunu sadece böyle hamasi duygularla yapmıyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi işte iş arkasındaki teknolojiyi, mühendisliği, tarihi arka planını anlamaya çalışarak bu arada yapıyoruz. Lafınızı böleceğim. Yani binlerce yıllık bir bilgi birikimi var. Elbette. Ama yakın zamanlara gelindiğinde bu bilgi birikimi azalmış. Evet. Hatta bir kısmı kaybolmuş. Maalesef. Siz bir anlamda arkeolojisini yapıyorsunuz. Geriye dönüp. Arkeolojisini de yapıyoruz. Tarihini de yapıyoruz. Belge de okuyarak. Evet. Mesela, neyi neden yaptıklarını anlamaya çalışıyoruz açıkçası. Ve arada da tabii o teknolojinin bugünkü daha bilimsel anlamda ölçümünü yaparak. Mesela zihkir de sadece basit baş parmağı korumak amacıyla mı kullanıyorlardı? Yani parmakları acımasın diye mi? Yoksa gerçekten de bunu kullanmak verimi arttırıyor muydu? Daha hızlı mı çıkıyordu yaydan ok? Onu da test ettik. Ve tespit de ettik. Aynı ok ağırlıklarında aynı yay kullanarak zihkirli ve zihkirsiz atışlarda zihkirli atışların daha hızlı olduğunu gördük. Evet. Yani bunların hepsi tesadüfen bulunmuş şeyler değil muhtemelen. Belli bir tarihsel evre içerisinde süzgeç içerisinden geçirilip öyle tesadüfen birden bir sabah kalkıp hadi bakalım parmağımıza yüzük geçirelim şeklinde değil de hepsinin kendi içerisinde bir mantığı olduğunu düşünüyoruz. Bir evrim çizgisi içinde gelişmiş olması gerekiyor. Ve mükemmelleşiyor tabii. Elbette yani Türk okçuluğu için ya da Asya tarzı okçuluk için bu kompozit yay, zihkirli atış vesaire bunun okçuluğun Everest'i desek hiç abartmış olmayız. Yani samuray kılıcı neyse, katana Japon Orta Çağ savaşçısının katanası neyse Osmanlı'nın yayı o. Evet. Hiç şüphesiz o kadar gelişmiş bir silah. Yani Asya spor aleti olarak da silah. Teknolojisi içerisindeki son halka, son merhale. Osmanlı yayı. Evet, şimdi tabii ben de biraz meraklı olduğum için biliyorum ki tabii baş parmak çekişiyle sadece bir ok değil, yeri geldiğinde değil mi? Çok güzel. Bir evet. Tür yaylım ateş gibi. Birden fazla okla veya tiri çok bağıran seri dedikleri ok yağmuru mümkün. Evet, onu mesela, da arzu edersiniz. Evet, onu da bir gösterelim. Çünkü tabii. Çok yani önemli de bir çünkü az önce bu. Önemli ki tarih sahnesinden birden tüfek ve borut tarih sahnesine girince ok veya silinip ortadan kalkmıyor. Tamam, o zaman Murat hocamız onu hazırlarken ben size bir soru sorayım. Şimdi benim hep aklımda, yani birçok belki de insanın aklında vardır. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Yani acaba bu mudur? Yani eski böyle geleneksel, tırnak içerisinde geleneksel savaş aletleri tüfekle beraber önemini ya da ne bileyim belki etkisini biraz azaldığı için mi böyle bir şey çıkmış, bir tespit çıkmış. Tarihçiler biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu için kullandıkları güzel bir deyim var tarihçilerin. Borut İmparatorluğu diyorlar. Gerçekten de Osmanlı savaş tarihine baktığınızda tüfek çok erken dönemde Yeniçeri'nin kullanımında 1444'lerde başlıyor kullanılmaya. Ama buna rağmen ok ve yay birden tarih sahnesinden silinip çıkmıyor. Batılı tarihçiler Osmanlı'ya Borut İmparatorluğu diyorlar ama öte yandan ok ve yay hala talimhanelerde olsun. Hem sivil hem askeri talimhanelerde olsun, hem Yeniçerilerin elinde olsun kullanılmaya devam ediyor. Burada aslında bakarsanız talimhanelere özel bir parantez açmak gerekir. Söylediğim gibi talimhaneler hem sivil hem de askeri talimhaneler. Bugünkü poligonlara belki de benzetebiliriz talimhaneleri. Talimhanelerin askeri kullanımını Yeniçeri içerisindeki bulunan 54. bölük, A bölüğünün denetiminde talimhaneler. 54. bölük başı da aynı zamanda talimhaneci başı. Talimhaneci başının görevi nedir? Talimhanecinin başı işte bilmeyen veya meraklı olan Yeniçeri'ye ok ve yay öğretiyorlar talimhanelerde. İkinci Beyazıt zamanında 5 tane talimhaneden bahsediliyor. Askeri talimhaneden. Yani payitahta İstanbul'da mı yoksa? İstanbul'da. İstanbul'da sadece 5 tane. Sadece İstanbul'da. Var. Evet. Askeri talimhaneler İstanbul'da ama onun haricinde gene dediğim gibi sivil talimhaneler de var. Onu da Evliya Çelebi'den öğreniyoruz ki günümüze kalan çünkü maalesef talimhane yok. Muhtemelen ahşap oldukları için yani bina günümüze olarak, ulaşmamışlar. Günümüze ulaşmamış ama meydanlarda muhtemelen. Evliya Çelebi Siyahatnamesi'nde 45 tane talimhaneden bahsediyor ki o dönem için bu sayıda İstanbul halkının da özellikle okçulukla ilgilendiğini göstermesi açısından önemli. Talimhanecilerden bahsettik orada. Kısaca şu anekdotu da anlatalım isterseniz. Buyurun tabii, ne demek. Enteresan bir anekdot var. Yavuz Sultan Selim döneminde Acem diyarından diyor bir maharetli okçu geldi ve maharetlerini sergiledi
Bunun üzerine sultan da dile benden ne dilersen dedi, muradın nedir dedi. O da talimhaneci boşu olmak isterim dedi diyor. Bunları tabii Kavani'ni Yeniçeriyan isimli bir Yeniçeri kanunlarını anlatan. O kitapta burada tabii. Kitapta bahsediyor. Evet şey elimizde var hatta yakın zamanda Türkiye İş Bankası yayınlarından çıktı. Kavani'ni Yeniçeriyan, Yeniçeri kanunları. Tayfun Toroser'in yaptığı sadeleştirme aslında. Sadeleştirme. Evet bu kitapta diyorsunuz bu hikaye çok, var. Evet enteresan bir hikaye. Tabii bunun üzerinde Yeniçeriler evet. karşı çıkıyorlar bir acemin gelip. Kendilerini bölüp başılık yapmasına. Evet. Onun üzerinde Yavuz Sultan Selim diyor ki madem öyle diyorsunuz siz de meydan okuyun yenin. Evet. Onu şöyle. Ben de talimhaneci yapmayayım onu. Evet. Herkes meydan okuyor fakat kimse yenemiyor. Bunun üzerine acemi talimhaneci başı yapıyorlar. Fakat bu sefer Yeniçeriler diyorlar ki bizden farkı olsun. Bizim giydiğimiz börkten giymesin farklı bir börk giysin. O da bunun üzerine mücevveze kavuk. Dediğimiz bugünkü dizilerde o meşhur sadrazamların, paşaların kafalarında görülen ince uzun kavuktan giymeye başlıyor. Ve belli bir dönemde talimhaneci başılık yapıyor ta ki Tombul Solak isimli bir, Mustafa isimli bir Yeniçeri meydan okuyup onu tekrar Acem diyarına gönderene kadar. Bu Solakları da belki anlatmakta fayda var Cem Bey. Yani bu okçuluk ve Yeniçeri dendiği zaman padişahın yakın korumaları olan ve ok yay ana silahları olan üstelik de 18. yüzyılın ilk çeyreğine kadar yani ateş silahlar az önce Cem Bey'in söylediği gibi 15. yüzyıl ortalarında giriyor fakat ok ve yay birlikte kullanılıyor dedi. Sadece Yeniçeri'de değil mesela Sipahi'de de hem Kapıkulu hem Timarlı Sipahi'de 17. yüzyıl ortasına kadar falan kullanılıyor fakat padişahın yakın korumalığını yapan böyle görevli bir böyle önemli bir görevi ifa eden bir elit grup uzun yıllar boyunca ok ve yayı kullanmaya evet, devam ediyor. 18. yüzyıl çeyreğine kadar. Belki Solaklardan da biraz bahsedelim. Tabii Solaklar burada önemli bir. İsterseniz şey oraya aslında. Hemen dönelim ama bahsettiğimiz şu farklı atışı farklı atlamadan tabii. hemen çünkü seri vakti atış. Vaktimiz o yüzden. Selçuklu seviyelerinde görüyoruz. Evet sizi hemen dinleyelim. Göstereyim. Haçlılardan beri ya da Malazgirt'te de Malazgirt Savaşı ile ilgili raporlarda da var. Selçukluların üst üste çok hızlı ok atabildiği, sadece Selçukluların değil bu Asya tipi atlı okçuluk temelli stratejilerle savaşan diğer milletlerle mesela Moskov ordusunun da dakikada 6 ila 20 ok atabildiği. Yani Moskov ordusu için 6 ila 15 verilir. Selçuklular için dakikada 20 atış verilir. Bu ağızdan dolma ateşli silahların doldurma hızının yavaşlığı düşünüldüğünde işte dakikada biliyorsunuz bir... En dakikada fazla ya da çok iyi bir fitilli tüfeklerde iyi bir tüfekçiyseniz, eğitimli bir tüfekçiyseniz fitilli tüfeklerde dakikada bir bunun 20 katına yakın mermi atabiliyorsunuz. Bunu şöyle yapıyorlar idi. Bu Selçuklu döneminden günümüze gelen tasvirlerle öğrendik bunu. Elde tuttukları oku zihkir kullanmanın verdiği avantajlar. Avantaj. Çünkü zihkir kullandığınız zaman oku yayın bu tarafına koyarsınız. Bu tarafına değil. Bu evet. ok balistiyle ilgili bir şey. Bu şekilde gezliyorlardı ve bir saniye sürüyordu sadece gezlemesi. O kadar süre. Evet, bunu hızlı bir şekilde üst üste gezleyerek atıyorlardı ve bunu... 10 saniyeden aşağı yukarı 3 ok atmanız mümkün. Evet, yani mesela ben 3 oku 8,5 saniye gibi bir sürede atabiliyorum. O dönem ok ve yayla yaşayan, hayatı buna bağlı olan elit savaşçının, yani bu gerek Selçuk olsun, gerek daha sonra Osmanlı'nın profesyonel ordusu olsun, bu hızlara rahat rahat ulaşmış olduğunu öngörebiliriz. Aslında kabul bu da işte konuşmamızın başında söylemiş olduğumuz tüfeğin birden savaş alanlarına girip tabiri caizse ok ve yayı silip süpürmesini engelliyor. Evet. Dakikada iyi eğitimli bir tüfekçinin sadece bir atış yapabildiği düşünürse karşısında buna 20 tane ok atabilecek gene iyi eğitimli bir okçudan bahsediyoruz. Yani bunlar bizim vermiş olduğumuz değerler hep iyi eğitilmiş ama tabii insanların bu ordular da iyi eğitilmiş ordular i̇yi eğitilmiş yani Orta Doğu orduları tabii için. Yani çocukluktan itibaren hatta, değil mi İç Asya özellikle çok iyi bir Memlüklü evet. savaşçının 70 metrelik bir hedefe ilk oku attığında daha ilk oku hedefe varmadan 3. okunu yolladığı söylenir muhteşem ki bu herhalde bir yani bir sürat sirk gösterisinde falan ancak olabilecek bir şeydir yani. Tabii çünkü ölüm kalım şey meselesi bir anlamda. Saniyelerin evet. çok değerli olduğu savaş alanlarında. Ve tabii çocukluktan beri okla yayla hani bunlar büyüyen tabii. Söylediğiniz çok doğru. İnsanlar, gerek evet. Orta Asya'daki çoban savaşçı figürü yani çocukların 4 yaşlarında koyunların üzerine bindirilip ellerine hafif yaylar verilerek ok atmayı öğrendikleri ve çok küçük yaşlarda daha küçük hayvanları avlama becerisini kazandıkları biliniyor. Yani orada her Türk zaten
doğal olarak bir avcı ve savaşçı olarak eğitiliyor. Daha sonra Osmanlı'da da az önce söylemiş olduğunuz gibi devşirme sistemiyle, işte pencik oğlanlarıyla başlayan sonra devşirmeye dönen, çok küçük yaşta alınıp hem fiziksel kuvvet hem o dönemin savaş tekniklerini öğrenme anlamında çok iyi bir eğitimden geçen askerlerden müteşekkil ordulardan söz ediyoruz burada. Evet. Ben de tesadüf geçen gün İtalyan bir elçinin raporunu okuyordum. Kanuni Sultan Süleyman döneminde işte devşirmeyle gelen oğlanlar, malum işte bir kısmı Enderun'a alınıyor mesela. Enderun'da malum işte önce okuyorlar, yetişiyorlar. Ağalar diyorlar. Onlara işte önce adab, işte dil vesaire. Bir de diyorlar okuyan kullanmayı öğretir. Yani o kadar hemen baştan evet, gelir gelmez evet. Öğrendikleri bir şey. Yeni şeyde de Santuri Ali Ufku Bey vardır meşhur 1620'li yıllarda sarayda yaşamıştı. Ali Ufku Bey, anılarında evet, da. Evet, bu Albertus Babavus galiba evet. Değil mi? Evet. O da yayından dolayı. Ali Ufku evet. Bey de anılarında bahseder o eğitimden zaten. Yani günümüzün ağırlık çalışmaları gibi bir çalışma. Duvara dayadıkları bir kaldıraç sistemine benzer bir sistemle bir çuvalın içine ağırlık koyduklarını, sol ellerini duvara dayayıp onu sağ elleriyle devamlı çekip bıraktıklarını, yani kol kuvvetleri yay çekme hareketini yapıyor aslında. Yay çekme, omuz kol kuvvetlerini geliştiriyorlar. Ve ileride o kadar sert yayları çektiklerini bahsediyor ki, hatta belki de mübalağa değil, bir demir ufak paranın kirişin arasına konduğunda normalde bir insanın çekip onu düşüremeyeceğini ama iyi eğitimli birinin gelip onu rahatlıkla, kolaylıkla çektiğinden yani bahsediyor. Şurada gösterelim isterseniz. Tabii, bu Busbek'in mektuplarındadır 16. yüzyıl. Şuraya bir para sıkıştırıyorlar evet. Kirişle yay arasına. Bunu çekip, bakın çekince orası ayrılır. Evet. Bu kadar sert. Bu kadar çekemiyorlar diyordu. Yani Türkler dışında bunu bu kadar çekebilecek, çekemeyecekleri kadar sert yaylar. Şimdi diyor. Merak ettim tabii bu güçlü. Yani ne kadar güç ister bu yayı çekmek? Efendim? Yani farklı ölçülerde var. Evet. Değil mi? Yani evet. Biraz o Murat teknik detayı verelim. Edip Karpovic'le birlikte Topkapı Sarayı'nda evet. Yapmış benim oldukları... çalışmam değil o. Ben hasbelkader dahil oldum. Türkiye'de çalışmalarda ağırlıkları biliyoruz. Biliyorum evet. Yani veriye birinci ağızdan ulaşma şansım oldu. Öyle söyleyeyim. Adam Karpovic Polonya kökenli bir Kanadalıdır. 35 yıldır aşağı yukarı Osmanlı yayları yapıyor ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde bu işi başlatan Cem Dönmez vardır arkadaşımız İzmir'de. Osmanlı yayları yapan, kompozit yay yapıyor. Onu da yetiştiren kişidir. Ustasıdır Cem'in. Adam Karpovic 2005 yılında Topkapı Sarayı'ndaki yaylar üzerinde bir araştırma yani yaptı. Orijinal yayları üzerinde. Evet. Evet. Depoda bulunan yayları bile çıkarttık. Ben de o vesileyle çalışmaya bir şekilde dahil oldum. Yani hasbelkader. Ama o verilere birinci elden ulaşma şansım oldu. Oradaki yayların çekiş kuvveti, önce şunu söyleyeyim. Bunların çekiş kuvveti yay kirişini tuttuğunuz yerden itibaren 71 santim mesafeye getirdiğinizde ne kadarlık bir ağırlıkla bunu burada tutabilirsiniz üzerinden hesaplanıyor veya konuşuluyor. İngiliz sistemi şu anda hakim, libre cinsinden konuşuluyor ama kilograma çevirebiliriz. Adam Karpovic'in çalışmasında 240 libreye kadar, bu aşağı yukarı 100 kilogram demek, çekiş kuvvetinde yaylar buldu. Bu inanılmaz bir şey. Bugünkü olimpiyat atletleri gibi falan kuvvetli olmalı lazım. Mesela bugünden bir kıyaslama yaparsak. Bugün spor yayları 40 libredir. 40 libre yani evet. Bunun 3 katı. Belki 6 biraz katı. 6 katı. 6 pardon, katı. Doğru. Fakat 240 librelik evet. Yay. Ama muhtemelen okul yani evet. Kullanımda bir yay değil. Belki de gösteri amaçlı falan. Adam Karpovic ama şunu söylüyor şey. Adam Karpovic. Mesela diyor ki 180 libreye kadar, 90 ile 180 libre arası yaylar. Bu da aşağı yukarı 40 kilogramla 80 kilogram arası çekiş kuvvetindeki yaylar savaş amaçlı kullanılıyordu. Bunun üzerindekiler kuvvet geliştirme, yani bugünkü ağırlık çalışması gibi düşünün. Öyle çalışmalar var az önce Cem Bey'in söylediği gibi. Yahut da hüner göstermek için. Bu da var. Evet. Siz gayet iyi bileceksiniz, tarihçi olarak rastlıyorsunuzdur. İşte İran elçisi gelir, bu yayı Osmanlı ilinde kurabilecek kimse var mıdır gibi kafa evet. Tutar. Evet, kafa tutma, evet. Evet, o sebeple kuvvet gösterisi veya hüner gösterisi amacıyla da yapılmış çok ağır yaylar vardı. Ama o kadar yani Adam Karpovic'in çalışması sonuçlarına gidecek olursak, 180 librenin altında, 90-180 libre arası bugün pek çok atletik insanın yerinden kıpırdatamayacağı yayları profesyonel Osmanlı askeri kullanıyordu. Mesela savaş yayları aşağı yukarı o ağırlıkta meşhur Meriroz batığı vardır. Meriroz batığından çıkartılan İngiliz uzun yayınla ilgili ölçümler yapılmıştır. Orada çıkan, batıktan çıkan yaylar da aşağı yukarı hatta biraz daha üstünde çıkmıştır. Yani demek ki orta çağda evet, gibi. Orta çağda veya orta çağ sonuna doğru
hani barut dönemi başlamadan diyelim, batıda da doğuda da bu kadar kuvvetli yaylar kullanılıyordu. Tabii dediğiniz gibi devşirme usulü alınan çocukların çok küçük yaşta eğitilmesi burada önemli faktördü. Mesela bu Mary Rose batığında okçular, okçu cesetlerine de rastlandı. İskeletlerde ağır yayları çok uzun yıllar idman amacıyla kullanmaktan ötürü iskeletsel bazı deformiteler de görülmüş. Yani doktorlar bu konuda kesin olarak konuşabiliyorlar ve paleoantropologlar yani işte uzmanları için bunu kesin olarak söyleyebiliyorlar. Şimdi tabii şöyle de bir aklıma bir ayrıntı geliyor. Yeniçeriler dedik, devşirme dedik ama siz bir taraftan da sivil hani talimhane dediniz. Evet. Yani halk da nihayetinde tabii, evet. Daha hani asker olmayan insanlar da meraklı ve muhtemelen onlar biraz daha belki hafif diyelim. Muhtemelen çekişe sahip olan belki yaylar muhtemelen ama bunun bir istisnası var. Cem Bey'in söylediği talimhaneler, sivil talimhaneler dışında ki Evliya Çelebi 17. yüzyılda 45'e kadar varan bir sayıdan söz ediyor. Yani düşünün ki o dönemin İstanbul'u nüfus olarak düşündüğünüzde bu kadar talimhane ve talimhaneciyi geçindirecek bir sivil talep var buna. Hani bugünkü tabanca poligonlarını düşünün. İstanbul'da kaç tane var özel atış poligonu bilmiyorum ama hani o dönemin İstanbul'unda 45 tane var. Ama bunun dışında bence asıl zikredilmesi gereken en önemli kısmı belki okçuluk kültürümüzün başka sahalarına da kapıyı açacak olan mesela nişan taşları, menzil taşları bir okçuluk sektörü var ki bu tekke okçuluğu. Evet. Şimdi halkın para vererek devam ettiği sivil talimhaneler dışında bir de atıcılar tekkesi ve ok meydanı var. Bugünkü İstanbul Ok Meydanı semti adını buradan alıyor. Evet. Ve ok meydanı, İstanbul Ok Meydanı Fatih Sultan Mehmet tarafından fetihten sonra müstakil vakıf olarak tesis edilip okçulara tahsis ediliyor. Ve 2. Beyazıt zamanında da burada bir tekke inşa ediliyor. O zamana kadar sadece dinlenmeleri için bir çardak varmış. Biraz böyle tabii sadece İstanbul'da iğret. Değil, Gelibolu'da var o dönemde, Edirne'de var. Tekke için, evet yani Ok Meydanı Osmanlı İmparatorluğu 36'ya kadar çıkıyor. Hatta rahmetli Ünsal Yücel'in Türk Okçuluğu diye meşhur bir kitabı vardır. O kitapta 36 diye verir rakamı. Sonra Macaristan'ın Budin, yani bizim şimdi Budapeşte o zamanki Budin'de de bir meydan olduğunu, yani Yücel'in verdiği rakamdan fazla meydan sayısı olması ihtimali var. 37'yi biz bulduk bu şekilde Macar ahbaplarımız vasıtasıyla. Fakat her meydanda tekke yoktu. Fakat burada tabii ki usta kemankeşler bir araya gelerek birbirlerine eğitim verebilecek bir mikrokozmosla sahiptiler muhtemelen. Ama Kahire Ok Meydanı'nda, İstanbul Ok Meydanı'nda bir atıcılar tekkesi vardı. Okçular tekkesi, tekke-i rumat. Bunun başında şeyh ya da reis unvanı taşıyan, reis-ül tirendazan yahut da şeyhül meydan, şeyhül tekke, tekke şeyhi unvanları olan bir yönetici vardı. Ve bu icazet sahibi kemankeşler arasından seçimle geliyordu. Osmanlı tarihinde birkaç istisnai durum var. Padişah tarafından atanarak da gelen var ama onun dışında kendi aralarında seçiyorlar. Yani Osmanlı'nın sınıf farklılıkları olan bir sosyal yapıya sahip olduğunu düşünürseniz bu meydan ve tekkede hem sınıf farkının olmaması hem de bir tür demokrasinin de olması çok ilginç. İlginç bir şekilde tasavvufi bir örgütlenme var, tasavvufi bir edep ve adap var. Bu zikredilmesi gereken bir şey. Burada sivil talipler de gelip okçuluk eğitimi alabiliyordu. Evet. Yok, bir lafınızı bölmek istemedim. Estağfurullah. Tabii yani sivil evet. Kalabalık bir tabii burası. Evet. Yani 45 meydan, 45 talimhane. 45 talimhane, 37'nin üzerinde meydan. Meydan. Evet. Ve tabii evet. Önemli olan ama meydanlar. Bu meydanlardaki ritüeller, kabza törenleri, düzenlenen koşular, puta koşuları. Menzil koşulları. Ve rekorlar. Biraz onları açalım. Yani mesela şimdi ritüeller, törenler, kabza mesela evet. Almak herhalde özel bir şey. Tabii evet. Herkese o tabii kabza ki. Teslim edilmiyor. Biraz ondan o, bahsedebilir miyiz? Kabza almak şöyle, siz öncelikle ki bunu zamanında padişahlar da yapmışlardı. Mesela aklıma ilk gelen örnek İkinci Mahmut 34 yaşında okçuluğa merak sarıyor. Ok meydanına gidiyor ve 6 aylık bir çalışmadan sonra o da kabza sahibi oluyor. Kabza sahibi olmaktan kastımız nedir? İsminiz bir atıcılar defterine kaydediliyor. Bunun da belli kuralları var. Şudur, 594 metreye ki ben 900 gezdir o, pişirav okuyla ok düşüreceksiniz. 594 metreye ok atamadığınız müddetçe bir kere kesinlikle kemankeş değilsiniz ve dolayısıyla da adınız o defterde yer almıyor. Ancak 594 metreye ok düşürürseniz ki menzil okçuluğu çok önemli bir dal aynı zamanda Osmanlı'da.
icazetli bir kemankeş oluyorsunuz. İşte orada bir kabza alma töreni yapılıyor. Bu tören padişahlar için çok daha şatafatlı olurken mutlaka normal sıradan vatandaşlar için çok daha kendi imkanlarına göre cüzi şeyler yapıyorlar. Ve orada o törende kabza sahibi oluyorsunuz ve artık adınız atıcılar defterinde yer yani alıyor. Yani bir tür şey, yani bugün icazet mi olimpiyatlara katılabilmek gibi, için bir atlet, belli bir bir atlet oluyorsunuz belki de. Spor yani belli bir diyelim saat, belli bir derece yapması gerekiyor. Ancak o zaman daha üst hani diyelim gruba dahil oluyor. Evet. Hatta onların içinde dahi gruplaşmalar Günhan Bey. Mesela şöyle, siz işte az önce Cem Bey'in söylediği gibi pişrev oku budur. Bu bir replika. Evet. Bu 900 gez mesafeye düşürülmesi asgari koşul olan ok tipi budur. Bir de azmayış diye bir okla 800 geze ok atılır. Evet. Daha ağır olduğu için. Evet, bu oklar ile bu mesafeye düştüğünüz zaman şahitler tarafından bunun şeyhin önünde zikredilmesi, dile getirilmesi, işte İslami şeriata göre en az iki şahit ok atılan yerde, en az iki şahitin de okun düştüğü yerde olması esas ayak şahidi olarak, ayak şahidi olarak. Peki niye kabza almak? Belki bundan bahsetmek gerekir. Kabza, bu demin tasavvufi bir örgütlenmeden bahsetmiştim. Tekke okçuluğu tasavvufi sembolizmlerle de dolu. Bunlardan biri yaydaki tasavvufi sembolizmdir. Aslında bu 19. yüzyılın İkinci Mahmut tarafından yazdırılan önemli bir eseri var. Mustafa Kani bin Muhammed tarafından yazdırılan ve hemen Fetih Cemiyeti tarafından yakın zaman önce neşredildi. Felhis-i Resailat-ı Rumat. Evet. Burada da anlatılır. Şimdi alt yay kolu sufliliği, üst yay kolu ulviliği temsil ediyor. Ve bu ikisinin birleştiği yer olan kabza aslında bir tür vahdaniyet simgesi. Ve bu sebeple kabzaya çok büyük önem atfediliyor. Ve şöyle hatta evet. Bu önem sebebiyle okçular antrenmandan önce ve antrenmandan sonra ya da yarışmalardan önce yarışmalardan sonra kabza öpüyorlar. Kabzaya verilen bu tasavvuf ilişkili önem sebebiyle. Aynı sebeple de okçuluk kültürünün ve bilgisinin nesiller arasında aktarılmasını ustanın şakirdine veya çırağına elden bir yay teslim etmesiyle, kabza vasıtasıyla bu şekilde veriyorlar. Sol elden sol ele veriyorlar. Evet. Bu şekilde teslim ediyorlar ve yine bunun tasavvufi sembol karakteri sebebiyle kabzayı vererek. Sonra da diğer sanatlardaki icazetname gibi bir şey yok. Cem Bey'in söylediği gibi bir tekke defterine, tekke sicil defterine ismini kaydediyorlar, attığı mesafeyi kaydediyorlar vesaire. Sonra da bu icazetli kemankeşler ya da kabza sahibi kemankeşler artık adamdan sayılmaya başlıyorlar tabir caizse. Ondan sonra rekor kırmaya çalışıyorlar. Mevcut menzillerde rekor kıramazlarsa bunlar tekke şeyhinin izniyle yeni menziller açabiliyorlar. Menzil de şu demek, başlangıcını bir taşın, doğrultusunu bir başka taşın belirlediği atış doğrultuları. Ve burada mümkün olan en uzun mesafeye atış yapmaya çalışıyorsunuz. Ve attığınız her rekor atış o atışın yerini gösteren ve üzerinde adınızı, unvanınızı, atış mesafenizin yazılı olduğu kitabesini taşıyan bir taş ile tescil ediliyor. Bu şekilde ok meydanında 300'ün üzerinde taş olduğu söyleniyor. Bugün 40'tan biraz az kalmış vaziyette fakat Büyükşehir Belediyesi şu anda hem tekkeyi restore ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem Kulaksız'daki o atıcılar tekkesini restore ediyor hem de bu taşların kurtarılması çalışmalarını yapıyor. Bu açıdan tarihimizin bu neredeyse bitmiş, kaybolmuş olan değerini geri kazanmak üzereyiz. Nişan taşı deyince tabii İstanbul'un bir semti var. Evet. Orada galiba o zaman değil mi bir orası okçulukla ilgili tüfekle değil. Tüfekle alakalı. Tüfekle ilgili. Tüfek. Yani evet. Onu da evet netleştirelim. Söyleyelim. Nişantaşı semti aslında bir tane de Kadıköy Acıbadem'de var. O da Nişantaşı semti de aynı sebeple bu ismi almış. Genellikle 2. Mahmut ve 3. Selim'in tüfek atışları anısına dikilmiş taşlardır. Bu Nişantaşı semtindeki taşlar ve semtin bu şekilde isimlendirmesi sebebi. Bugün Teşvikiye Camii'nin avlusunda iki tane vardır. Topağacı'ndan aşağı inerken bir tane vardır. Bir apartmanın bahçesinde galiba. Bir apartmanın bahçesinde önündeki küçük ama yeşil alanda kalmış. Ama okçuluk yani okçuluk menzil taşları, ok meydanı daha geniş olarak. Evet, ama onun dışında da belki Türkiye'nin Kağıthane'de, veya Anadolu'nun Kağıthane'de. Kağıthane var. Evet. Ve tabii İstanbul ok meydanının ok meydanından önce Bursa ve Edirne ok meydanları var. Yani bu Osmanlı'nın bu geleneği
çok erken dönemde başlattığını gösteriyor. Hatta şu da ilginçtir. Menzil okçuluğu aslında savaş icraatına en uzak olan disiplindir. Çünkü siz çok hafif oklar atarsınız. Evet. Yine göstereyim seyircilere belki ilginç. Bakın mesela bu bir savaşta kullanılan bir oktur aşağı yukarı. Evet. Bunlar tabii replikalar, bizim yaptığımız replikalar. Gördüğünüz gibi bir menzil okundan daha ağırdır, daha uzundur, uç yapısı farklıdır, tüyleri, evet, yelek yapısı farklıdır. Bunlar gittiği yerde fazla zarar vermez. Yine verir ama bunlar kadar vermez. Aslında bu tamamen bir sportif aktivitedir. Yani bugünkü modern atletizmdeki cirit gibi düşünün. En uzağa fırlatma. Orada disiplinlerde savaş okçuluğuna en yakın olan herhalde puta. Evet, ondan da bahsetmek lazım. Evet, biraz lazım. Ondan bahsedelim. Puta. Siz, evet. Cem Bey, buyurun. Ben tutayım siz isterseniz. Nedir puta? Puta da gene okçuluk disiplinlerinden bir tanesi. Gördüğünüz gibi biz tabii kendisini getiremediğimiz için resmini getirdik. Evet, biraz onun normalde, gerçek ölçülerinden bahsedelim. Normalde 110 santim, 70 santim. Yani burası 110 santim, burası 77 santim. Bir deri yastıktır bu. Evet. İçinde talaş ve çiğit vardır. Çiğit pamuk vardır, çekirdeği. Pamuk çekirdekleri vardır. Deridir kendisi. Standart yarışmalar ki puta koşusu adı altında düzenlenir. 165 ve 265 metre den yapılır. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Bugünkü koşullarda olimpik yarışmalar 70 metreden yapılıyor. Olimpiyatlarda 70 metreden yapılıyor. Avrupa şampiyonalarında 90 metredir 90 maksimum metre. Hedef atış mesafesi. Tabii 165 ve 265 metrelerden bahsediyoruz. Bir de üstelik kendilerine de herhalde yarışanlar bazı zorluk dereceleri katmak amacıyla yayın kamzasını fazla yukarı kaldırmamak amacıyla 1 metre 90 santim uzunluğundaki bir ipin arkasından yine 1 metre 90 santim uzaklıktan yapıyorlar ki atışlarını kabzayı fazla kaldırıp yukarıdan aşırtma olarak hedefi vurmasınlar. Amaç diye. Ne puta atışında? Puta atışında amaç muhtemelen bizim gene tahminimiz puta aşağı yukarı diz çökmüş bir insan ebatlarında. Evet, biraz yani savaş gövde, talimi gibi evet, de düşünmek mümkün. Burada tabii kesinlikle bir yarışma tarzında. Evet. Kumar kesinlikle yasak. Yani kumar dediğim hadi gelin. Kim vuracak? Kim vuracak? Evet, işte vuranına şunu verelim, vuramazsan sen bana ver gibi değil. Maharet gösterme. Maharet ama bunun yanında tabii ki de bir ödül konulabilir. Ödülü üçüncü bir kişi koyar. Biz sizle yarışırsak biz ikimiz değil de Murat Hocam ödül koyar. Kazanan da o ödülü alır. Kuralları da Murat Hocam belirler. Der ki işte putoya en yakın düşürenin olsun. Tamam. İşte vurdu vurmadı, hangisi sayılır hangisi sayılmaz. Onlar da kararlaştırıldıktan sonra en az menzil kadar kullanılmış bir disiplindir puta koşulları da. Ama 16. yüzyıl ikinci yarısında ateş silahlar artık çok ön plana çıkmaya başladığı zaman ateş silahların ateşleme mekanizmaları gelişiyor vesaire. Ok ve artık daha çok spor aleti hüviyeti kazanmaya başlıyor. O safhada artık menzil atışları çok ön plana çıkıyor. Hatta kısa bir anekdot verelim. Çünkü aslında menzil atışları dünyanın Osmanlı okçuluğunu tanıma vesilesi. Ve bizim de aslında yeni nesilde bu kültürü canlandırmaya çalışan misyonerler olarak